Bir soru so. alabiliriz, hocam kanda aso değerim, doğru okudum değil mi? Hocam? Evet doğru. 400 çıkıyor. Sürekli boğaz enfeksiyonu Oo. yaşıyorum. Ne yapabilirim? Bismillahirrahmanirrahim. Aso'nun boğaz enfeksiyonu. Ha, anladım, anladım. Şimdi aso, romatizma ile ilgili bir parametredir. Ana değerini vermemiş antinükleer antikor. Burada e 400 mü çıkıyordu? 400. Evet. Demek ki ya ailede genetik olarak bu vardı. Yapacağı şeyi söyleyeyim. Bir defa e, boğaz enfeksiyonları romatizmayı tetikleyebilir. Boğaz enfeksiyonları, ağır bademcik vakaları yani iltihaplanması, tonsilit veya faranjit boğaz enfeksiyonları... Çok ciddiye alınması gereken bir konudur. Özellikle çocuklarda ne yapıyor? Allah korusun kalp romatizmasına kadar götürüyor. Boğaz enfeksiyonum var diyor değil mi? Evet. Onun kökünü kurutması lazım. Ne yapacak? Her gün sabah, öğle, akşam ada çayı gargarası yapacak. Ada çayı gargarası. Yani e, bunu işte 7-8 dakika kaynatsın bir buçuk iki tutam ada çayı on gram kadar alsın ve bunun gargarasını yapacak. Ve her gün taze hazırlayacak. Çünkü romatizmaya doğru gidiyor bak. Yarın bir gün RF'sine bakarlar. Royma faktör, antikorduro o yükselmeye başlar. Efendim sedimentasyonu yükselmeye başlar. Veya CRP'si yükselir. Teşekkür ederim kızım. Bak yetişiyor elemanlarla. Hemen destek veriyor. Şimdi e, dolayısıyla romatizmal şikayetlerin temelinde öz, özellikle juvenil romatoid artrit, çocuklarda görülen romatizmanın sebebi çocuk daha okul çağındayken şeyi e, boğaz enfeksiyonu ve bademcik enfeksiyonunu tedavi etmedik diye ya geçer geçer deyip sakın çok ciddiye alın bu önemli.